Evet Fenerbahçe Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk yarı sona erdi. Tek gol var 13. dakikada. Mergin Berişa'dan gelen Erman Toroğlu ile beraber her zaman olduğu gibi şöyle bir ilk yarıyı değerlendirip ikinci yarıya ilişkin öngörülerimizi paylaşacağız. Ee, çok kaliteli, keyifli bir maç olduğunu söyleyemeyiz ama tabii e, Beşiktaş gibi Galatasaray gibi Fenerbahçe'de son haftalarda ciddi puan kayıpları yaşadı. Hal böyle olunca onların da üzerinde bir baskı olduğu kaçınılmaz Ama sahadaki futbol enteresan Yani sanki Fenerbahçe daha çok arkada böyle boş olanlara derinlemesine paslar atan Geçiş oyunu oynayan bir takım üviyetinde ev sahibi büyük takım olarak Rize takımı önde işte baskı yapmaya topu Fenerbahçe yarı sahasında oynamaya gayret ediyor Ama alan boş bırakıyor sanki hocam ne dersiniz? 45 dakikayı seyrettiğimde Endercim pilot kameraya geçtiğinde görüntü hani pilot kamera diyoruz ya hani sahayı gösteren kamera daha geniş pilot kameraya geçtiğinde kamera iki takımı da bir arada görmedim. <laughs> Bilmiyorum maçı anlatabiliyor. Oyunun ne kadar uzun olduğunu anlatan Yani bu güzel bir cümle bu oldu. Bir bu Bir cümledir. Bunu hani e, futbolu bilenler işte maçla ilgilenenler daha iyi bilirler. Pilot kameraya girdiğinde kamera kaleciler hariç kaleciyi göremezsin. Onun haricinde bir takımın kalecisini 11 kişi. Diğer takımı da 10 kişi. Ne? E, 21 kişi. Hocam 21 kişiyi hiç görmedim. Maçın kalitesini anlayın. İki takım ya. için söylüyorum bunu. Hı bunu. Yani hem Fenerbahçe için hem Rize için iki takımın sahada oynadıkları futbol kalitesini düşünün. Ben kamerada iki takımı 21 kişi görmedim. Ne o sahada ne bu sahada. Birileri alıyor öbür tarafa gidiyorlar. Bu taraf alıyor bu tarafa gidiyorlar. Yani Türkiye Süper Ligi diyoruz. Bu kadar kötü bir Süper Ligi maçı nadir gördüm böyle söyleyeyim. Şimdi e çok oyuncular üzerinden de konuşmayayım diyorum ama e, örneğin Sosa'nın, Pelkas'ın kenarda olduğu bir takım düşünelim. Bu takımda orta saha Crespo, Gustavo. Şimdi nasıl rakip alana ileriye top atılacak? İster, i̇nsan ister istemez düşünüyor. E, Mesut var. Mesut top almaya geldiğinde bu sefer uzun mesafeler kat ediyor. Yani gelirse gidemiyor, giderse gelemiyor. Ee, o ama o adama da o... Taksiye binsin. Öyle, öyle olmuyor. Taksi işte. de bulamıyorsun abi. İstanbul'da taksi Bulamıyorsun hocam evet. Yani Mesut geri gelirse ee... taksiyle de gidemez. Taksiler durmuyor çünkü Mesut'u almayabilirler. Ya Arap Arap olsaydı alırlardı da Mesut'u almazlar. Doğru, Alman, doğru hocam. Almanya, Türk olduğu Yani için. Rossi tamam golün asistini Rossi yaptı ama Hani devamlılığı Güzel bir gol attılar. Güzel gol. Berisha da iyi vurdu, İyi geldi. Güzel bir gol attı. Bir tane Crespo'nun güzel bir ara pası var orada, Rossi e, kaçırdı. Maçın hemen başında Aminun'un bir pozisyonu vardı. İki tane var. E, dört ya da 5. dakikasıydı. Sonra bir tane daha var. İle, e, son bölümde. Çinli kesti. Evet. şey kesti. E, e, Zala, Zala ile. Zala'yı kesti. E, Minca kim? Onlar iyi oynuyorlar. Zala'yı işte bilemiyoruz neden. E, Pereira kesti ama Zalai golü kesti. Çizgiden. Zalai'yi anlayamıyorum. Pelkas'ı anlayamıyorum. Yani Pener'de Zalai, perkas gibi oyuncular bu şunu gösteriyor. Kadroyu ben yapıyorum diyor da kadrodan bu adam pek anlamıyor. Gibi geliyor bana bilmiyorum yani. Tuhaf. Antrenmanlarını izlemem lazım. Ben bu adamın 4-5 antrenmanını izlesem kenardan canlı %100 bilgi sahibi olurum sana onu söyleyeyim. Antrenman çok önemli. Tabii için. hocam. Ama tabi antrenman seyretmek yasak. <laughs> Çoğu zaman <laughs> Aldır, e, bir 15 dakika izin veriyorlar. O kadar. 5 dakikada şey yaparsın. Öyle mesela. öyle. Bir de zaten o zaman öyle kenarda 5'e 2 oynuyorlar. Öyle antrenmanın nesi anlaşılacak. 5'e 2 zordur ama. 5'e 2, 5'e 3 Doğru falan ya. Mı? Görmek lazım. Nasıl çalışıyorlar? Ne yapıyorlar? Hocam antrenman çok enteresan. Doğru hocam. Şöyle söyleyeyim, bizim kulüp şeylerimiz var tabii işte. Her takımı takip eden çocuklar var, arkadaşlar var. Fakat hiçbirisi antrenman seyredemiyorlar tamamını. İçeriden haber alıyorlar yani, antrenman. Tamam, taktik antrenmanı kapat. Ama onlar düzenli antrenmanı aç. Hiç... Niye açmıyorsun? Ama haftada bir, iki olursa bayağı mutlu oluyor çocuklar. O kadar açılıyor. Haftada bir antrenman falan açılıyor. Hani böyle neler yapılıyor? Bir içeride? de antrenman antrenman açıldıkça şeyin de hoşuna gider futbolcunun doşa gider. Ben sana futbolcuyu zorlarsın biliyor musun? Futbolcu antrenmanda izlenildiğini anladığı zaman daha farklı idman yapar. Sana çok söyleyeyim. kapalıysa antrenmanlar hocam bil ki o takımda sıkıntı var demektir. Bilmiyorum. Her şey de öyle. Her şeyi çok kapatırsan sıkıntı vardır. Her şey. Şimdi e, tabi Valencia'nın uzun süreli sakatlığı Fenerbahçe'nin ofansif anlamda ciddi e, eksikliği oldu. Bugün İrfan Can cezalı olduğu için yok. İrfancan Can yaratıcılık anlamında Fenerbahçe için önemli bir oyuncu. İki maç cezası var İrfan Can'ın. Sosa bugün düşünmemiş hoca. Yine Pelkas'ı düşünmemiş. Kenarda bakıyorum. Serdar Dursun var. Burak Kapacak 11'de bugün. Belki de hafta içinde Bayağı bir eleştiri oldu. Yani bu adam bu kadar mı kötü? Ya Bursa'dan Yıldız Adayı olarak geldi. Burak Kapacak niye yok diye herkes birbirine soruyor. Bir kere henüz büyük takım için yeterli değil dedi. Ee, e, ya sabır dedik. Yani büyük takım için yeterli olmayan o kadar çok oyuncu var ki büyük takımlarda. Ama Burak kapacağı bilmiyoruz. Bakalım ne zaman göreceğiz ilk kez. Yani Bayağı bir yetenekli oyuncu olarak, önemli bir genç transferi olarak Bursa Spor'dan alınmıştı Burak Kapacak. Yani, yani bu, sağ kanat bu şu oyunda 3-5-2'nin sağında oynayabilir mesela. Tabi tabii Bursa ayrı da bu tip büyük takımlarda öyle hemen gelip de oynama şansı zordur da ısıta hiç ısıta oynamadı ısıta, ama. Isıta da oynarsın, Isıta ısıta oynatırsın. İşte ısınamadı çocuk. Ama bu teknik adam bir türlü ısı, ısıtamadı. Bu teknik adam takımı ısıtamadı hocam. Isıtamadı hocam. Yani bu teknik adamda futbolcular huzursuzlar. Futbolcular rahat değiller. Ne oynayanlar güveniyorlar teknik adama, ne kenarda oturanlar güveniyorlar. O çok büyük faktör. İyi teknik adam eğer adaletli davranıyorsa sağdakiler de sağ dışındakiler de kabul ederler hocam. O forma adaletine inandıklarında değil mi? Yok yok kabul eder. Mesela Hı. o adam benden iyi kardeşim. Evet. O oynar o hak edecek? ediyor. Evet. Onu futbolcu söyler. Eğer Antonio öyleyse. Kendi çıkarına adamı. da hocam. Tabii. Galibiyet prim alacaksın. Evet. Ya bu adam benden iyi kardeşim. Onun oynaması lazım der. Ama ya kardeşim ben oynarım beni oynatmıyor derse farklı. Ben oynarım, beni oynatmayan diyen adamı da sahaya sürersen ona göre oynayacak tabii. 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 Ben oynayayım diyen adam da o teknik adama yedirecek o lafı. Ama Fenerbahçe'de o sistem yok benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi e, bugün e, Başakşehir deplasmanında, Hatay deplasmanında 3-0 kazandı. Emre Berezoğlu'yla... E bir beraberlik 6 oldu yanılmıyorsam galibiyet. Çok iyi bir seri yakaladı Başakşehir. Geldi burada. Şu anda maç fazlasıyla dördüncü sıraya yükseldi. E demek ki Emre'de bir şeyler var. O gözüküyor yani. Bir teknik adam gidiyor, bir teknik adam geliyor aynı takıma. Aynı takıma. Tabii. Hani e, futbolcu gider, futbolcu gelir de kabul ederim. Ama aynı arabayı birine veriyorsun. Adam sağa sola vuruyor, ağaca çıkıyor filan. Birinin yatak odasına giriyor böyle kör yoldan filan gidiyor öteki adama veriyorsun tıkır tıkır götürüyor. Evet. E o zaman demek ki iki teknik adam arasında fark var. O kadar Tabii. Basit. Demek ki Emre giden adamdan daha iyi iş yapıyor. O kadar Harikot basit. Hocadan. Ki Başakşehir'in e, kadrosu da iyi. Ya o, o o o sonuçları alacak kadro değildi yani Tabii, sezon başında. Mesela Sivas da öyle. Sivas da mesela Sivas'ta teknik adam falan değişmedi. Tabii doğru da değişmemesi ama Sivas'ta e, yerine yerini takımı değil orada da bir sebep vardır muhakkak sakatlığı evet. bilmem. Şimdi ne Alanya'da kazandılar. Sure. Evet. Onlar da bir ritim tutturdu. Onlar da yukarı doğru ivmelendi. Önümüzdeki hafta mesela hocam e, Sivas'ta Galatasaray maçı var. Antep'te de Fenerbahçe. Tabii. Bak şimdi Zor maçlar. Değişik şeyler izliyor. Mesela Giresun. Çok kötü başladı. Evet. Teknik adam takım şu bu iyi oynuyor şu bu dediler. Bak buyur. Tıkır tıkır yükselmeye Ar başladı. üçüncü galibiyeti oldu evet. hocam. Bugün de geriden gelip kazandı. Evet. Yani Giresun takımı da şöyle bir bakıyorum 19 puan orada yani yönetimi kutlayalım başkanı. Kesinlikle yönetimi başkan ve yönetim diyor. farklı bir görüntü verdiler. Türkiye şartlarında evet, farklı evet. bir görüntü Hakikaten verdiler. Hakikaten öyle. Ha Bunu bilerek kardeşim biz bunu göstere göstere mi yapıyoruz dediler. Yoksa kardeşim zaten fazla bir paramız yok. Yani çok da fazla maceraya girmeyelim Hocam, mi dediler. Ben bir açıklamalarını duydum. Ya bizim oyunumuz umut vaat ediyor. Ortada oyun olmasa tamam da bu oyun gelecekte e, skorda getirir diye bir o söz tamam. söyledi başkan. O zaman tamam. Yani bence çok önemli, çok o değerli zaman. bir söz. Bıralım. Ee, oyuna bakıp prim verdiler yani. Hocaya krediyi verdiler, tanıdılar, karşılığını aldılar. Şimdi Fenerbahçe eğer kazanırsa bir sıfır tehlikeli skor. Eğer kazanırsa 27 yapacak. Ve ikinci sıraya yükselecek. Liderin 39 puanı var. Puan durumu da ekranda. Anlık puan durumu. Konya'nın ve Hatay'ın 26 puanı var. Ama Konya tabii yarın yeni Malatya ile oynayacak. Galatasaray 23, Beşiktaş 21 puanda kaldılar yani tabii galibiyet Fenerbahçe için hayati değere sahip ama hani e, oyun anlamında gelecek vaat ediyor mu ilk yarıdaki 45 dakikalık oyun bilemiyorum evet, ne derece. Değil. değil. Yani 45 dakikalık Oyun Fenerbahçe'nin Fenerbahçe takımına yakışık bir oyun değil. Evet. Fenerbahçe seyircisini kesecek bir oyun değil. Yani son sıradaki takımda oynuyorsunuz. Evet. 20. 20. sıradaki takımla evet. oynuyorsunuz. Evet. Bakalım ikinci yarı ne Bazı getiriyor? öyle içeri. bir şey diyor ki. Çok hafta farklılaşıyor mesela, evet. Geçen hafta Beşiktaş maçı. ilk yarı oynanan oyun. ikinci yarı oynanan oyun. Buyur evet. buradan yak. Beşiktaş hapsoldu. Kasımpaşa maçı değil Kasımpaşa mi? Kasımpaşa maçı. Evet, hocam. Öyle çıkamaz dedik. Enteresan oluyor. Böyle çıkamaz dedik. İkinci yarı Beşiktaş zor çıktı beraber. Bir de ikinci sayfayı verebilir misiniz arkadaşlar? Bir de ona bakalım. Bir yandan da sahaya bakıyorum. Daha dönmedi takımlar çünkü. Şimdi... Rize de 10 puan hocam ya. Yani onların da işi zor. Kasımpaşa 11, Göztepe 11, Malatya 13, Antep 18. Orada düşme baremi de 18 puan oldu. Yani o da yükseliyor. Yani peki, artık o Peki Galatasaray'ın kaç puanı var? Galatasaray'ın mı? Bakalım hocam. 23, Beşiktaş'ın 21. Galatasaray'ın 23, Beşiktaş'ın 21. E, sonucunun 10 puanı var şeyin düşme hattının şu andaki puanı 13. 13 21 yani Beşiktaş Galatasaray dikkat etsinler. yani Malatya yarın belki de kazanacak bilemiyoruz. Yani o zaman yükselir düşme hattının puanı. Yükseleceğe benziyor. Göztepe'nin mücadelesini gördüm. Kasımpaşa'nın gördüm. Yani zaten alttaki takımların çabuk kopması yukarıdaki mücadeleyi de olumsuz etkiler. Evet. Burada, Bakalım. Burada Ona... bir tek Rize var. Rize'nin biraz daha kımıldaması lazım. Niye mi? Yani Rize biraz daha şey oynuyor böyle düşen bir takım görüntüsü yok da orta sanalara oynuyorum filan. rahat rahat top oynuyor. Biraz daha ısırması lazım. Mesela geçen hafta göstereyim mesela bu hafta nasıl bak ısırdı. Çatır kütür paldır küldür oynadılar. Ve maç bittiğinde üzüldüler. Biz bu maçı nasıl berabere bitirdik diye o tarz bir havası yok Rize'nin. Hafta de kupa maçında da iyilerdi. Bir de hocam şimdi Rize bu kadar boş alan bırakarak Fenerbahçe ile İstanbul'da... Çok ne? zor. İyi kapanacaksın çabuk çıkacaksın Fener'e yapacağın bir tek o var. Çok da fazla geriye yaslanmayacaksın çabuk çıkacaksın. Mutlaka yakalarsın arkada pozisyonu Belki de belki de e, yani ben Fenerbahçe'nin üzerine gidersem açık verirler diye düşündüm Hamza hocam. Arkada alan bırakıyor. Tabii bırakıyor ve Fenerbahçe birkaç yerde iyi çıktı orada. İyi çıkıyor hocam. Doğru doğru çıktığı, iyi top yaparak çıktığı pozisyonlar var. Bitiricilik problemi var. çoğu alamadı. Evet. E, bakıyorum takımlar yavaş yavaş oyun alanına geliyor mu diye. Bu hemen yayının e, maçın başında Amiyon'un pozisyonu burada Zalai tehlikeyi sezip kaleye geçmese daha e, 4-5. dakikada öne geçecekti Çaykur Rizespor takımı. Zalai orada e, çok önemli bir müdahale yaptı. E, Umar Aminu'ya gol şansı tanımadı e, değerli futbol severler. Evet biz yavaş yavaş toparlayalım sözü. Skorboard'a bırakacağız. E, sonrasında takım oyununda karşılaşmanın görüntüleri üzerinden hem Fenerbahçe'yi konuşacağız, hem şöyle bir haftayı toparlayacağız efendim. Ee, gelecek hafta e, yine yoğun bir maç haftası. Sonra hafta içi şeyi de var hocam. E, hafta içinde de Avrupa maçları var. Bakalım. E, Avrupa maçlarından çıkanlar yara alıyorlar bizde. Tabii Gala e, Pazartesi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları. Evet. İkisinin de Pazartesi. Perşembe mi oynuyorlar bunlar. Perşembe oynuyorlar. Galatasaray özellikle çok kritik bir maça çıkacak. Temsilcilerimize başarılar dileyelim. Ya, Avrupa'da saray, birinci olamazsa işi zorlaşacak. E, bir olursa o zaman. o zaman play-off Bayağı oynuyor. iyi olacak. Onun için zor bir maça gidiyor. Zor. Peki, e, değerli izleyenler sözü skorboard'a bırakalım. Takım oyununda yeniden birlikte olalım.